Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Udemy dersinde hepinize merhaba. Udemy dersinde Udemy'ye nasıl video yüklenir? Nasıl kurs oluşturulur? Bunu göreceğiz. Dilerseniz hemen yeni kurs diyoruz. Baştan Udemy'ye giriyoruz. Yeni kurs diyoruz. Yükleyeceğimiz kurstan hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Google My Business yani Google benim işletmem haritalara ekleme 30 31 dersten oluşuyor yaklaşık olarak. Öncelikle ne tür bir kurs oluşturduğunuza bakalım. Kurs, video, dersler, sınavlar, kodlama, egzersizler ve benzeri unsurlar ile zengin öğrenim deneyimleri, deneyimleri oluşturun. Pratik testi, pratik soruları sunarak öğrencileri sertifika sınavlarının hazırlanmasına yardımcı olun. Öncelikle ne tür bir kurs oluşturduğunuza bakalım diyor. Devam diyoruz. Şu anda aklınıza uygun bir başlık gelmiyorsa sorun değil. Daha sonra değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar burada Google My Business 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 yanlış yazdık Business Google My Business iş iş mi desek Business Google My iş Me, e, işletme haritalara ekleme diyelim Google My Business haritalara pardon haritalara ekleme Bu arada ben de bunu ilk defa yapıyorum ve kursunu çekmeye karar verdim. Google my business veya Google işletme benim işletmem diyebiliriz ya niye İngilizce kullanalım ki Google benim işletmem Haritalara ekleme Bu kadar basit devam diyoruz arkadaşlar Kategoriyi seçerken burada en önemlisi Yazılım geliştirme işletme BT yazılım ofiste verimli kişisel gelişim tasarım pazarlama yaşam tarzı Fotoğrafçılık sağlık Fitness müzik öğrenim ve Akademi henüz bilmiyorum Şimdi burada Google ile ilgili olacağı için işletme veya yazılım geliştirme diyebiliriz. Fakat yazılım değil, işletme olabilir. İşletme nasıl bir şey? Kişisel gelişim olamaz, tasarım olamaz, pazarlama olamaz. Pazarlamaya da giriyor ama yaşam tarzı olamaz. Ben işletme diyorum. Sonuçta işletme ekle var. Yanlış cevap yoktur. Fazla zamanınız olmasa bile hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabiliriz. Şu an çok meşgulüm diyor. Kursunuzu oluşturmak için haftada ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz? Ben haftada değil günde 2 mi ayırıyordum arkadaşlar. 30 derste 30 günde bitirdim. Ee, ben şu an meşgulüm 0.2 saat. Diğer işlemlerin yanında biraz zaman ayırabilirim. Zaman açısından esnekliğim var deyip kurs oluşturuna tıklıyorsunuz. Bununla bitmiyor. Daha önce ben çünkü buraya girip denemiştim, bakmıştım. Şimdi burada kursunuzu planlayın diyor sol tarafta. Ben zaten bütün kursları çektim. Şu an videolar yüklenmeye hazır. Önemli olan şey şu. Hedeflediğiniz öğrencileri belirleyin. Kurs yapısı, kurulum ve test videosu, içeriğinizi oluşturun, çekim ve düzenleme, müfredat, altyazı isteğe bağlı. Kursunuzu yayınlayın. Kurs açılış sayfası, fiyatlandırma, promosyonlar, kurs mesajları. Ben kurşumun fiyatını 29.90 olarak düşündüm arkadaşlar. Herkes verebilir bu parayı. Ama çok faydalı kurs olacağını düşünüyorum. Aynı bununki gibi. Burada yazdığınız açıklamalar öğrencilerin kursunuzun onlara uygun olup olmadığına karar vermesine yardımcı olur. Öğrenciler kursunuzda ne öğrenecek? Örnek düşük ışıkta fotoğrafçılık. Google buraya doğru şeyler yazmanız gerekiyor. Pardon. Google haritalardan haritalardan değil haritalara diyelim Google haritalara işletme ekleme ve kaldırma buna bakarken arkadaşlar Google'dan da yardım alabilirsiniz nasıl yardım alacağınızı göstereyim şöyle Google işletme ekleme. Bakın. Google işletme konum ekleme. Google birden fazla işletme ekleme. Şöyle yapalım. Google haritalara şöyle başlık yazmak istiyorum. İşletme ekleme ve Kaldırma başlık devam ediyor Google birden fazla işletme ekleme şimdi burada ne öğrenecek bu ikinci başlı da buraya alalım şöyle yapalım şöyle yaptık. Bakın burada silme yeri de var. Şöyle yapalım bakın göstermek için. Sil diyorsun, siliyor. Sil diyorsun, siliyor. Cevap ekleyin diyorsun. Mesela cevap ekliyor. Google haritalara birden fazla işletme eklemek. Mesela Google haritalara işletme ekleme ve kaldırma. Google haritalara birden fazla işletme eklemek. Bir tane daha ekleyebilirim. Mesela en çok şu işletme adresi değiştirme konum silme ve taşıma bu başlıkları tabi çok yapabiliriz ama üç başlık ana başlık altında topladık harita e, harita desek harita konum harita konum diyelim harita hiç geçmedi çünkü harita konum haritalara dedi ama Harita konum. Şimdi cevapları ekledik. Bir tane daha ekleyebilirsiniz isterseniz. Yani bunu ne yazalım? Google haritalara Harita yönetimi diyeyim. Harita yönetimi Google Harita işletme yönetimi. İşletme yönetimi. Cevapları ekledik kurs gereksinimleri veya ön koşulları var mı? Örneğin nota kağıda okuma becerisi gibi veya Macintosh işte e, bilgisayar veya şu fotoğraf Canon Nikon'un işte şu model fotoğraf olması lazım, makinesi olması lazım gibi gibi. Burada bilgisayar ve Gmail. Ya yani Gmail'de nasıl açacağını gösteriyoruz. Bilgisayar, Gmail bilgisayar ve merak diyeceğim ben ya. Merak yeterli. Çünkü hakikaten bir insanda merak yoksa zorla bir şey öğretemezsiniz. Şimdi burada hedef öğrenciler aslında iş yerleri. Mesela veri bilimine meraklı başlangıç düzeyindeki işte pay neydi Python geliştiricileri. Herhalde bu şey uygulama yazılımı. Şimdi burada ne yazsak ki? işletme sahipleri ve e ticaret çünkü işletme e yerel işletme sahipleri diyelim yerel işletme sahipleri ve e ticaret dijital pazarlama bunlara ilgileniyor. Şimdi bir tane daha cevap ekleyelim bilişim bilişim mi? mesela burada e, google seo diyebiliriz buna seo ile de seo optimizasyon sosyal hmm, sosyal desek sosyal pazarlama sosyal ağlar Bilişim ve optimizasyon. Google dersleri. Yerel işletme sahipleri e-ticaret dijital pazarlama. Bir tane daha ekleyebiliriz arkadaşlar buraya. Şunları hep büyük yapmak istiyorum. Yani dijital pazarlama, sosyal ağlar, sosyal ağların içine girmiyor aslında bu. Dijital pazarlamanın bütününe giriyor. O yüzden Google, ne diyelim Google, Google reklam ve iş tanıtımları. Google reklam Ads de var içinde ama Google reklam Ads reklamları diyelim. Çünkü var içinde. Ads reklamı da var. Şimdi bunu kaydet diyorum. kaydedildi. Şimdi burada arkadaşlar hedeflediğiniz öğrencileri belirledik. Kurs yapısına gelelim. Biraz uzun olacak, sıkıcı olacak. Arada videoyu durduracağım, ikinci videoya geçeceğim. Hedeflediğiniz öğrencileri belirleyin. Bölümün sonuna geldik. Şimdi kurs yapısına geleceğiz arkadaşlar bir sonraki derste. Evet arkadaşlar, Udemy kurs yapısı nasıl yapacağız? Kursunuzu yayınlamak için vakit kaybetmeyin, hemen planlamaya başlayın. Kursunuzda en az 5 ders olmalı. Tüm derslerin toplamı 30 dakikalık bir video oluşturmalıdır. Yani 30 artı dakika ne demek? En az 30 dakikalık bir ders. Yani diyelim ki 10 tane ders çektiniz. Hepsi 3'er dakikalık toplamda 30 dakika. 30 ve artı dakikalık diyor. Toplamı diyor arkadaşlar. Burası bakın yanlış anlaşılmasın. 10-12 dakika arası tavsiye ediliyor bu arada bir ders. 10-12 hani maksimum 17. Çünkü insanların sıkılma oranını ölçmüşler. Bu tüm derslerin toplamı. Yani bir ders 30 dakika değil. Burada yanlış anlaşılmasın. En az 5 ders olmalı. Hani bir ders kabul etmiyor. Bu da atıyorum 10 dakika ise 50 dakikalık bir kurs yapar zaten. Kaynaklar Udemy, İtimat Güvenlik, Eğitmenlere ve Öğrencilere Yönelik Politikalarımız, Topluluğa Katılın, Diğer Eğitmenlerle Konuşabileceğiniz Bir Platform. Burada kursunuzu yayınlamak için vakit kaybetmeyin, hemen planlamaya başlayın diyor. Kurs yapısındayız şu an. Kurs yapısında öğretim merkezinden bilgi edinin. Kaynak kitaplarınızı, öğrencilerin seveceği bir kurs oluşturmak için ipuçları ve kılavuzlar. Bunları daha önceden belirlemeniz gerekiyor. Bunları hani ben işte Photoshop diyelim kursu vereceğim Udemy'de. Ama daha önceden bir sene önceden Photoshop kursu vermiş 6.000 bin, bin öğrencisi olan insanlar var diyelim ki. Ve biz bunları nasıl geçebiliriz? Tabii ki detaylandırabilirsiniz kendi bilgilerinize dayanaraktan Şimdi burada gereksinimler, kaynaklar diyor. Kurulum ve test videosu. En önemlisi bu. Stüdyonuz en uygun şekilde düzenleyin ve erken geri bildirim alın. Video uzmanlarının ücretsiz yardım alın. Videonuzdaki ses görüntü hakkında size özel tavsiyeler alın. Bir test videosu oluşturun. İpuçları. Ekipman bulmak aslında çok kolay. Pahalı ekipmanlar almanıza gerek yok. Akıllı telefonların çoğu ile HD kayısında video çekebilir. Sesiyle farklı bir telefon veya harici mikrofon ile kaydedebilirsiniz. Öğrencilerin sizi duyması gerekir. Ben burada Rode mikrofon aldığımı belirtmek isterim. Rode NT USB. Arka planınızı temizleyin ve sahne donanımını ayarlayın. Renkli, renkli kağıtlardan yapılmış bir fon veya ütülü bir çarşafta neredeyse tüm küçük alanları bir stüdyoya dönüştürebilirsiniz. Sahneyi ve yüzünüzü aydınlatın. Tepe ışıklarını kapatın. Karşınıza iki adet arka plan bir adet lamba yerleştirerek 3 noktalı aydınlatmayı deneyin. Gürültüyü ve yankılanmayı azaltın. Fanları veya havalandırmayı kapatın ve sessiz bir ortamda kayıt yapın. Duvarları akustik köpükle veya battaniye ile kapatın ve yankılanmayı azaltmak için stüdyoda halı veya mobilya bulundurun. Yani yankılanma istemiyor. Yaratıcı olun. Öğrenciler perde arkasını göremez. İsterseniz ses yalıtımı sağlamak için etrafı yastıklarla kaplayın. Topluluktaki diğer eğitmenlerle paylaş, madığınız sürece bunu yalnızca siz bilebilirsiniz. Gereksinimler en az 720 veya mümkünse 1080 ki ben 1080'de yaptım. Çözünürlükte videolar oluşturmak için HD olarak çekim yapın ve dışarı aktarın. ses hem sol hem sağ kanaldan gelmeli ve videonuzda senkronize olmalıdır. Yani senkron bozukluğu olmaması lazım. Öğrencilerin dikkatini dağılmaması ve seste yankı ve arka plan gürültüsü olmadığından emin olun. Kaynaklar öğretim merkezi ekip kılavuzu vesaire topluluğa katılın demiş. Şimdi burada videonun uzmanlarından ücretsiz yardım alın diyor. Kurulum ve test videosu diyor. Çekim ve düzenleme içeriğinizi oluşturun. Bilgi birikimlerinizi paylaşmaya hazırsınız demiş. İpuçları bağ kurun diyor. Gereksinimler kaynaklar bir test videosu oluşturun dediğinizde size eğitime konsantre olmanız için prodüksiyonu biz kontrol ediyoruz. Prodüksiyon diyor biz kontrol ediyoruz. E, ekipmanım var diyorsunuz. Uzmanlardan geri bildirim almak için altı kolay adım. Başlayın diyor. Biz bunları yapmayacağız. Biz şuradan direkt müfredata geleceğiz. Müfredat niye önemli? Onu hemen açıklayayım. Şimdi burada Müfredat ders 1 diyor. Yani ders 1'de sizin konunuz ne? Bölüm 1. Dilerseniz hemen bir sonraki videoya geçelim. Müfredatımız nedir? Vereceğimiz derslerin her bir kursun başlığı bakın başlığı title'ı tek tek yazılacak. Nasıl yazılacak? İşte bir sonraki kursumuzda bunu anlatıyoruz. Evet arkadaşlar, biz burada 30 tane kurs oluşturduk. Ekran görüntüsünü oluşturduk. Ders 1, ders 2 diye tam 30 tane. Son videomuz 17 dakika. Ve bu videoları oluştururken, kaydederken şöyle numaralandırdım. Mesela 001 Google benim işletmem nedir, ne işe yarar? 002 Google Haritalar işletme resim seçimi nasıl olmalıdır? Bu şekilde 0027 Google posta kodu nedir? Kaç günde gelir? Gelmezse nasıl alınır? Gibi detaylandırdım. Şimdi burada müfredat dediği bu. Burası ders kurs bölümü, ödev ve benzeri kurs içeriklerini ekleyebildiğiniz, eklediğiniz yerdir. Başlamak için soldaki simgeyi tıklayın. Şimdi burada şu simgeye tıkladığınızda Yeni bölüm. Kapatıyorsunuz. Başlık giriyorsunuz. İşte bu başlık, şu başlık. 001 almıyorsunuz. Kopyala. Yapıştır. Google benim işletmem nedir ne işe yarar? Öğrenciler bu bölümün sonunda neler yapabilecek? Bakın burada bu arada dikkat ettiyseniz 40 diyor. Hani bu kadar başlık yazabiliyorsunuz. 80 karaktere izin veriyor. Burada da 200 karakter izin veriyor. Öğrenciler bu bölümün sonunda neler yapabilecek? Aşağıdaki bölümler Dersler ve pratik sınavlar ve kodlama egzersizleri oluşturarak kursunuzu hazırlamaya başlayın. Bölüm 1 Giriş Ders 1 Yeni bölüm dedik. Google benim işletmem nedir? Ne işe yarar dedik ve bir öğrenme hedefi gir. Öğrenciler bu bölümün sonunda neler yapabilecek? Bakın hemen şunu yazıyorum. Google benim işletmem ve haritalara firma ekleyebilecekler. Google benim işletmem ve haritalara firma ekleyebilecekler. virgül Bunun yanı sıra pratik şekilde şöyle yapalım. E-Ticaret siteleri E-Ticaret siteleri Google'da oluşturabilecekler. Bölümü ekledik. Müfredattayız şu an arkadaşlar. Yayınlanmamış bölüm diyor bakın. Bölüm 1. Bölümü kaydet. Yayınlanmamış bölüm. Niye yayınlanmamış? İncelemeye gönder demedik. Şimdi burada içerik bölüm 1. Bakın buraya da girebiliyorsunuz. Ha bunları sonradan değiştirebilirsiniz de mesela bunu beğenmemişsinizdir. 200 karakter mesela daha güzel yazı yazabilirsiniz. Mesela Google benim işletmem haritaları firma ekleyebilecekler. Bunun yanı sıra pratik şekilde e ticaret siteleri Google'da oluşturabilecekler. Bölümü kaydedildiğiniz 61 karakteriniz daha kaldı. Bunu devam edebilirsiniz. Ondan sonra yeni bölüme geldiğinizde yeni bölüme tekrar bir tane daha ekleyebilirsiniz ve devam edebilirsiniz. Şimdi bunu geçtik. Bölüm bir giriş diyor. Bakın burada içerik var. İçerik bölümüne Dikkat ettiyseniz işte ana yere geldik. Video, video ve slide karması, makale. Yani burada makale tabii ben yayınlayamayabilirim. Ama video yayınlarım. Video ve slide karması da olabilir. Yani slide hazırlayıp video arada gösterip slide'da devam edip sesli şekilde ders verebilirsiniz. Şimdi giriş diyor. Bu girişi düzeltebiliyoruz bak. Ben bunu da ayarladım arkadaşlar. Yani Google benim işletmem nedir ne işe yarar bölümünü giriş kabul ettim. Tabi bunu çok kullandığımız için burada da kullandık. Ama Google benim işletmem asıl kursumuz olduğu için mecbur orada da kullandık. Şimdi burada giriş diyelim. Google benim işletmem nedir ne işe yarar? Soru işaretleri şurada. Şimdi burada dersi kaydet dediğinizde şurada içeriği video olarak seçiyoruz. İşte budur. Not tüm dosyalar en az 720 DPI çözünürlüğüne sahip olmalı veya boyutu 4 GB aşmamalıdır. Yani burada ne demek oluyor? 4 GB aşmamak için video seç dediğimizde şurada Google benim işletmem kayıt 45 MB 4 dakikalık bir video bu. Şunu arkadaşlar şöyle sileceğiz. Evet. Zaten burada numaralandırdığımız için var. Resim dosyası bu. Bakın arkadaşlar yüklenmeye başladım. Şimdi bu videoları bu şekilde yüklüyoruz. İsterseniz bu videoları ben yükleyeyim. Aynı bu şekilde devam edeyim. Siz de öteki derslerde benimle beraber olun. Bu videoyu yükledikten sonra inceleme için gönder dedikten sonra bekleme sürelerini hep beraber bakalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde hepinizi bekliyorum. Hepiniz hoşça kalın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ikinci videomuzu yükleyeceğiz. Ondan önce size şunu göstermek istiyorum. Müfredata geldiğiniz zaman toplu yükleyici var. Buraya gelip yükleyebilirsiniz. Ben bunu şöyle önermiyorum. Dosyayı yükleme uzun süreceği için 30 ders, 40 ders mesela elektrik kesildiğinde yarıda kalabilir. Ben şundan yanayım. Bu şekilde ders bir bölüm var ya, yayınlanmamış bölüm var. Şimdi burada şu kalem işaretine tıklıyorsunuz. Google haritalar şöyle yapalım. İşletme resmi işletme resim seçimi nasıl olmalıdır? Burada video yüklerken başlığı yaptığınız zaman bölüm öğrenciler bu bölümün sonunda neler yapabilecek dediği zaman bu şekilde bir artı çıkıyor şurada bakın. Hani video yükle vesaire burada göremezseniz telaşa kapılmayın. Bakın bir burada artı çıkıyor. Bir burada artı çıkıyor. Bir de burada çıkıyor. Gördüğünüz gibi 3 yerde. Yani buradan bölüm ekle dediğinizde şöyle yapalım. Şu bölümleri e, silelim. Şöyle yapalım. Şu yayınlanmamış bölümü de silelim. Bir müfredat öğesini kaldırmak üzeresiniz, devam etmeksiniz emin misiniz diyor. Buna bakalım. Yani bunda herhangi bir şey yok. Şunu kaldıralım ya. Buna bir şey yapmadık biz. Şimdi ders 1 diyor. Burada Google benim işletmem nedir? Ne işe yarar? Bu ders bölümü değil arkadaşlar. Şurada Google haritalar. Şuradan A'yı da koyalım. Google, Google haritalar işletme resim seçimi nasıl olmalıdır? Bu ders. Buraya ekliyoruz. Ders başlığı, bölüm başlığı. Öğrenciler bu bölümün sonunda neler yapabilecek diye bölümü kaydet dedik. Ondan sonra bakın giriş bölümü bölüm biri var ya şurada. Bakın video da yüklendi buraya. Burada indirilebilir, indirilemez olduğunu seçiyorsunuz. Ben indirilemez seçeneğini seçtim. Kaynaklara bir şey eklemedim. Buradan gelip şöyle kaydet diyelim. Buradan gelip şuradan ve şuradan bakın artı çıkıyor. Şuraya tıklıyorsunuz. Yeni bölüm ekliyorsunuz. Şurada tıkladığınız zaman yeni bölüm başlık diyor. Bölüm ekle diyor. Şöyle yapalım. Şuradan da bakın 1 2 Bu pardon şöyle yaptığınızda çıkmıyor bakın bu 1 Bu 1 Buraya bastığınız zaman bakın yeni bölüm. Bunu karıştırmayın çünkü. Bu bizim eklediğimiz ders. Bunu yukarı kaldıralım. İkincisi şuna tıkladınız. Bakın iki tane çıkıyor. Şuna tıkladınız. Gördünüz mü? Ödev diyor. Yani burada şunu kesinlikle şaşırmayın. Bu çok önemli. Bir daha tekrar ediyorum. İptal diyeyim buna. Bunu yayınlanmamış bölüm olarak şuradan ekliyoruz. Bakın bir yeni bölüm. Şuradan da ekleyebilirsiniz. Bu önemli değil. Hepsinin üstüne çıkar. Yeni bölümü ekledik. Yeni bölümü ekledikten sonra buraya düzenleye geliyoruz. Bunlar çıktıktan sonra bölümün başlığını attıktan sonra sonunda neler yapabilecekleri yazdıktan sonra şurada bakın artı çıkıyor. Bu artıya tıkladığınızda ders quiz kodlama egzersizleri ödev var. Dersin üstüne tıkladığınızda başlık girin diyor. Şu başlığı girin. Buraya yazın. İkinci bölüm. Ders 1. İkinci bölüm veya ders 2. Ders 2 Gördüğünüz gibi giriş ders 2 yazdınız. Yeni ders yazdınız. Ders ekle dediniz. Gördüğünüz gibi içerik diyor. İçeriye tıkladınız. Videoya tıkladınız. Videoya seç'e tıkladınız ve bu ikinci videoya tıkladınız. Zaten burada numaralandırdığımız için var. Karışık gibi dursa da arkadaşlar karışık değil. Bir daha izlerseniz aynı bölümü göreceksiniz. Diyelim ki biz bu videoyu buradan eklemedik. Şu anda ekliyor ya. Bunu iptal ettik. Kitaplıktan ekle diyor ya arkadaşlar. İşte bakın kitaplığa ekledim bu. Seç diyorsunuz. Kitaplığa da nereden ekliyoruz? Toplu yükleyiciden. Ama ben kitaplıktan, toplu yükleyiciden, müfredatın bütün hepsini yüklenmesine karşıyım. Çünkü burada Google başlıklarım benim. Şu şekilde bu başlığın çıkmaması lazım Udemy'de. Bu başlığın çıkmaması lazım. Ben bu başlığı silip tek 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 şu şekilde başlıksız olarak yani 0102 şu şekilde olmadan şu numaralara bakarak yüklediğim için bunun toplu yüklenmesine karşıyım. Bunu ikinci Google haritalar işletme resim seçmeli, seçimi nasıl olmalı? Avi daha önceden toplu yükleyiciden yüklediğim için sade bir tanesini size göstermek için bu şekilde yaptım. Ders 2 yüklendi. Gördüğünüz gibi yenileyelim. Ve öğrenci gözüyle nasıl görülecek ona da bir bakalım. Şimdi ders bir Google haritalar işletme resmi nasıl seçilmeli? Ders 2 Google benim işletmem nedir ne işe yarar? Buradan düzelttiğiniz zaman şöyle yapalım. Bölüm 1, Bölüm 2. Ders 1, Ders 2. İptal. Google haritalar işletme resmi nasıl seçilmeli? Bu şekilde müfredat oluyor. Gene şuradan ben size şunu göstereceğim. Şöyle yapalım. Aslında karışık gibi duruyor ama değil aslında karışık. İptal diyelim buna. Ders 1, ders 2 arkadaşlar. Bölüm 2. Kaynaklar. Şimdi burada ders 2'ye bu geçti otomatikman. Ders 1 bu değildi aslında. Bu ders 2. Bunu şöyle yapacağız. Yenile diyeceğiz. Bir daha anlatacağım size. Bu ders 1'i siliyoruz. Tamam dedik. Ders 1 bu. Bölüm 1, ders 1. Bunu da siliyoruz. Burada baktığımız zaman ders bir bu. Şimdi aşağıdaki bölümler, dersler, pratik sınavlar ve kodlama egzersizleri oluşturarak kursunuzu hazırlamaya başlayın. Bunu yükledik. Buraya geldik. Bakın dersler hepsi çıktı. Bölüm çıktı. Bölümün yukarısına geldik, bölüm ekledik. Peki eğer biz sadece bölüm 1 açarsak ve buraya da ders 2'yi yüklersek ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Burada önemli olan şey şu. Bölüm 1'e bütün derslerinizi yükleyin. Hem pratik hem kolay. Bunu bir daha göstereceğim. Başlığı ekledim. Yeni ders dedim. Dersi ekle dedim. İçerik diyor. İçeriye tıkladım. Videoya tıkladım. Video seç dedim, Ders 2 videosunu seçiyorum. İşte bu. Yani bölüm aslında şöyle bir şey. Bir tane açıyorsunuz. Bölümün içine bir tane daha açıyorsunuz. Ve manuel ekleyin. Şu kitaplıktan eklemeyin. Ha kitaplıktan ekleyebilirseniz bunun numaralandırma olmadığı için şaşırabilirsiniz. Çünkü ben 0102 diye numaralandırdım. Ama resimden görmem lazım. Bu yüklensin. Bir sonraki derste gene aynısını anlatacağım arkadaşlar. Burası çok önemli. Takipte kalın. Bir sonraki Udemy dersinde buluşmak üzere. Hepinize bir Udemy dersinden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bölüm bir giriş açıldı. Ders bir ders iki yüklendi. Şimdi dersler nasıl yükleniyor bir kez daha göreceğiz. Buraya geldiğimiz zaman burada bölüm var. Yeni bölüme gerek yok arkadaşlar. Yeni bölümü açmıyoruz. Bölümün içine gelip buradan bakın işleniyor diyor ikinci ders. Buradan şurada artı geliyor bakın şurada. Sol köşede bir de burada bakın. Bu da bölüm açar. Burası değil. Buna da iptal diyelim. Şu köşede tıkladığınızda ders dediğinizde yeni başlık girin diyor. Yeni başlık dediğinizde şu. Ders 3'ün şu anda ben bunu yükledim. Ders 3'ün başlığı şöyle. Kopyala. Bu başlığı da tabii ki kontrol edin. Doğru mu değil mi? Google benim işletmem başlık anahtar kelime seçimi. Kopyaladım. Bakın şurada da yazıyor zaten. Ders 3. Başlığı girdim. Başlıkta niye önemli biliyor musunuz? Google'a indeksleniyor bunlar. Ders ekle dedim. Hemen içerik, içerik diyor bakın. İçerikte de ne var? Video, video slayt karması, makale var. Siz buraya video dediğiniz andan itibaren hemen video seç çıkıyor. Siz bu videoyu seç dediğinizden itibaren de hemen seçeceğiniz daha önceki yüklediğiniz dosyaya geliyorsunuz. Burada resmi gördüğünüz için. Üçüncü dersi tıklıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Zaten hemen yüklemeye başlıyor. Tekrar ekleyelim. Bakalım bunu eklerken ekleyebiliyor muyuz? Tekrar dedik bakın ders. Ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ders ekle. Dördüncü dersin ismi. 1, 2, 3, 4. İşte bu. Gene bunu kaydetliyoruz Şuradan seçip Google başlık ve anahtar kelimelerin önemi. Kopyala diyoruz. Ve 4'ü siliyoruz. Niye siliyoruz? Çünkü o şekilde kopyalamasını istemiyoruz başta. Google'ı da bu şekilde kaydettik başlığını. Ve tekrar başlık girdi Google başlık ve anahtar kelimelerin önemi. Google benim işletmem yazabilirsiniz buraya bakın. Çünkü e, burada 2380 karaktere izin veriyor bakın şurada. Yani 80 karaktere kadar başlık yazabilirsiniz. Bu Google'a indeksleniyor. Google benim işletmem başlık ve anahtar kelimelerin önemi. Derse ekle. İçerik. Video. Dördüncü dersin videosu. Video seç. 1, 2, 3, 4 aşağıda. Buraya bakıyoruz. 3, 4. video. İşte bu kadar arkadaşlar. İkişer ikişer eklerseniz upload bakımından hızlı olmazsa sizin internetiniz sorun yaşamazsınız. Bu şekilde 30 tane dersi hepsini yükledikten sonra öteki kurs ayarlarına geleceğiz. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bu videoları sabırla izleyin. Bu videolarda bu videoları ders videoları nasıl yüklenecek, nasıl ayar yapılacak hepsinden bahsedeceğim. Sabırla izlemenizi bekliyorum arkadaşlar ve e, çok güzel olacak inşallah. Şu anda ders 4 yükleniyor. Toplu yüklemeyin müfredatı karıştırabilirsiniz. Bu şekilde ben Dersleri bitirdikten sonra yüklemeyi seçtim. İnşallah kursun bitiminde de size bu videoları nasıl yükleyeceğini öğretmiş olurum. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Udemy dersinde görüşmek üzere. Arkadaşlar Udemy kursuna tekrar hoş geldiniz. Udemy'e video nasıl yüklenir? Giriş açıklamalar, kaynaklar, bölümler nasıl eklenir? Şimdi şöyle bir durum var. Ben size şunu da açıklayayım. Giriş bölümünde ön izleme diye bir seçenek var. Ön izleme dediğiniz zaman ilk birinci dersi, ikinci dersi, üçüncü dersi, dördüncü dersi, beşinci dersi ön izleme olarak izleyebiliyorsunuz. Eğitmen olarak, öğrenci olarak video tamamlandığı zaman sağ tarafta duruyor. Bir de videoyu yükledikten sonra açıklama kısmı var. Bu açıklama kısmına mesela Gmail hesabı sıfırdan nasıl açılır deyip açıklamasını buraya eklediğinizde Google'da indekslenebilir şekilde title ve başlık açıklama description olarak çıkacaktır. O yüzden bu başlığa ve bu açıklamaya çok dikkat edin. Birbiriyle ilgili olsun, spam olmasın. Kaydet deyin. Kaydet dedikten sonra bunu ön izleme deyip eğitmen olarak öğrenci olarak deyip bunu izleyin. Bakalım bir hata var mı videoda bir işte değişiklik var mı? Burada dikkat ettiyseniz hemen ortada tıklamadan başlamaz. Bölüm bir girişe ben bütün videoları yüklemek istiyorum. Çünkü bizim yüklediğimiz videolarda giriş bölümünden hani farklı şeyler olmadığı için bu bölümü yüklemek istiyorum. Ama mesela giriş bölüm giriş deyip 6'ya kadar video yükledikten sonra ikinci bölümü de açabilirim. Açık, açıklayabilirim şey açabilirim ama hani açıklamaya ekleyebilirim buraya ama eklemesem olur mu diyenlere de şunu söylüyorum açıklamayı mutlaka ekleyin ve eklediğiniz açıklamada başlıkla şununla bağlantılı olsun şununla. Dersi kaydet sonra burada açıklama ekliyorsunuz. Şuradan açıyorsunuz. Bir açıklama ekliyorsunuz. Eğer 6 taneyi ilk bölüm girişe koyduysanız ikinci bölümü şuradan aşağıdan açıp Diyelim ki Google haritalar bölümünde zaten başlıkların hepsi belli. Ama Photoshop veya farklı bir ders veriyorsunuz. Giriş bölümünü yazmayacaksınız. İkinci giriş bölümü şurada gözüküyor ya şu şekilde giriş. Bakın ön izlemeye de bakalım. Öğrenci olarak ön izlemeye bakalım. Giriş bölümü genelde önemsenmez. 2-3 videoyu bedava izletirsiniz öğrencilerinize. O da önemli değil. Burada Giriş bölümü, bölüm bir giriş. Ne var bu bölümde? Şunlar var. İkinci bölüme siz ne yazarsanız, mesela eğer çok değişik bir başlık yazarsanız şöyle olabilir: Google Harita Nasıl Eklenir veya buraya ileri seviye ileri seviye eğitim ikinci bölüm yazabilirsiniz. Ne kadar gerekli bilmiyorum. Şimdi diyelim ki bir öğren, e, öğrenme hedefi gir diyor. Öğrenciler bu bölüm sonunda neler yapabilecek? Buradan girdim bir tanesini. Bölüm ekle dedim. İleri seviye eğitim ikinci bölüm dedi. Hemen buradan videoyu yüklüyorum ders videosunu yüklüyorum 7. dersi diyelim ki yükleyelim bir deneyelim şöyle kopyala dedim çünkü bütün başlıklar aynı girişte de olsa fark etmez çıkışta da olsa fark etmez başlığı ekledim dersi ekle dedim ders 7 bölüm 2 içerik dedik video yükledik seçeceğiz. Buradan 7'yi seçiyoruz. Şöyle bakalım. Bunun pek bir esprisi yok. Bunun esprisi olsa olsa ne, nasıl olur? Şöyle olur. Mesela bakalım gene ön izlemeden. Ön izleme. Öğrenci olarak dedik burada ön izlemeyi. Öğrenci olarak dedikten sonra bölüm 2 olarak atıyorum. Hani şu. Bu farklı bir şey yok. Bölüm 2 bu. Hani bölümler. Bölüm 1 giriş. Bölüm 2 ileri seviyede eğitim 2. bölüm. Veya işte farklı bir şey yazabilir. Hani bana pek bir esprisi olduğunu ıı, hatırlatmıyor. Çok bölümlü olur. Mesela Photoshop dersi verirsin. Renk yönetimi, rutuşlama böyle böyle ayırırsın. Bunda dersin içeriği 30 derste de aynı. Bölüm 1 giriş aynı. Hepsi aynı. Yani burada benim bir pek bir e, ikinci seviyeyi hani Google mesela giriş diyor. E, girişte bakın ben zaten neleri vermişim? Giriş, Google benim işletmem, harita ekleme, Google haritalar işletme resim seçimi nasıl olmalı, Google benim işletmem başlık anahtar kelimesi. Ha bunları mesela bölümlere ayırabilirsin. Nasıl dersin? İşte benim işletmem resim nasıl ayarlanır? Bölüm 2'ye Şuna. Bölüm 2 resimleri nasıl ayarlayabilirim diyebilirsin. E, girişte zaten sıradan gidiyor dersler. Hani bana biraz o şey geliyor. Anlamsız geliyor. Bir de mesela şöyle bir şey olabilir. Size eklediniz diyelim ki bölümleri. Bölümdeki dersleri beğenmediniz. Ve siz dediniz ki bu bölümü ben birinci bölümü almak istiyorum. Veya bu yüklediğim dersi şu an ikinci bölümü almak istiyorum. Bunu yapabiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Burada ders 7'ye geldiğinizde bölümü bu şekilde ikinci seviyeden geçiremiyorsunuz. Bölümü kaydet diyorsunuz. Kesinlikle geçirme olmuyor. O yüzden bence çok ayrıntılı bir ders çekmiyorsanız bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 diye ayırmayın. Ayırırsanız da ne olur? artısı olabilir belki eksisi olmaz ama bu şekilde de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama mutlaka şu açıklamaları yükleyin. Title'la başlıkla yani bu açıklamalar şey olsun, bağdaştırıcı olsun. Mesela ders 6'nın açıklaması, ders 7'nin açıklaması. Şu şekilde açıklamaya tıklıyorsunuz. Video yükler yüklemez açıklama çıkacaktır. Kaynaklar kısmında da buradan PDF, kitaplık denekli, dış kaynak kaynak kodu indirilebilir dosyaları ekleyebilirsiniz. Resim vesaire gibi örnekleri verebilirsiniz bu şekilde. Ama bizim kursumuzda böyle bir şey yok. Bunu da size belirtmek istedim. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Bir Udemy dersinden hepinize merhaba arkadaşlar. Udemy'ye nasıl video yüklenir dersimizin diğer kısımlarına geçtik. Gördüğünüz gibi 30 tane dersimiz var. 31 tane dersimiz var. Hepsini yükledik. Müfredattan okey aldık. Alt yazı isteğe bağlıya geldik. İsterseniz alt yazıyı bu şekilde yeni dil ekleyerek ekleyebilirsiniz. Mesela Japonlar kendi dillerini konuşur. Japonca eklemek istiyorsanız Japonca, İngilizce, Almanca ve Rusça benim gördüğüm kadarıyla bu şekilde eğer dersleriniz onları ilgilendiriyorsa o şekilde de derseniz yayınlayabilirsiniz. Alt diyorum ben. Tümü alt yazısız. Buradan alt seçtikten sonra yani devre dışı da bırak diyebilirsiniz. İsteğe bağlı diyor. Evet gördüğünüz gibi alt yazılar Türkçe etkinleştir dediğinizde sağ tarafta yükle var. Yükle dediğinizde alt yazıyı herhangi bir şekilde alt yazı metni yüklemeniz gerekiyor. Ama biz şu anda bunu gerekli duymadığımız için alt yazıyı yüklemiyoruz. Yükle dediğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde yüklüyorsunuz. Kursunuzu yayınlayın. Kurs açılış sayfasına geldik. Kurs başlığı Google benim işletmem harita ekleme. Kurs alt başlığı burada Google My Business. Google My Buze veya Google benim işletmem yerine Google Harita Haritalar, Google Haritalar, işletme, işletme e, ekleme, benim işletmem haritalara ekleme, Google Haritalar, işletme ekleme ve ne yazabiliriz mesela? Bizim ana maksadımız Google Haritalarda işletmenin çıkması. Google Haritalar işletme ekleme, kaldırma yönetme diyebiliriz. Kaldırma yönetme dedik. İşletme kaldırma yönetme diyoruz. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar burada kurs açıklamasını gireceksiniz. Bu açıklama çok önemli. Google işletmeler haritalar haritalar yeni iş yeri yerel kayıtları yapabileceğiniz yapabileceğiniz ve e, Google işletmeler haritalar yeni iş yeri yerel kayıtları yapabileceğiniz ve potansiyel müşteri müşterilerinizi potansiyel müşterilerinizi daha iyi hizmet etmeye yarayan bir uygulama dersidir. Google işletme haritaları yeni iş yerel kayıtlar yapabileceğiniz ve potansiyel müşterilerinize daha iyi hizmet etmeye yarayan bir uygulama dersidir. Markanızı tanıtma ve yerel işletme ziyaretlerini kolaylaştıran ve müşterinin size gelmeden önce fikir sahibi olmasını fikir sahibi olmasını sağlayan bir platform. Markanızı tanıtma ve yerel işletme ziyaretlerinizi yerel işletme ziyaretlerini kolaylaştıran ve müşterilerinin müşteri, müşterinin size gelmeden önce fikir sahibi olmasını sağlayan bir platform. Temel bilgiler Türkçe düzeyi seçiyoruz. Başlangıç düzeyi diyeceğiz biz. İşletme alt kategoriyi seçin diyor. Şimdi işletme girişimcilik, yönetim, satış, strateji, operasyonlar, proje yönetimi, iş hukuku, veri analizi, evden çalışma, insan kaynakları, sanayi, medya, gayrimenkul, diğer. Şimdi burada finans, girişimcilik, iletişim, yönetim, satış, strateji, operasyon, proje yönetimi, iş hukuku, veri analizi. Hani burada insan kaynakları, medya, bunları geçebiliriz. Operasyonlar, strateji, satış, yönetim, iletişim veya girişimcilik diyebiliriz. Biz buna girişimcilik diyelim Enes'i. Kursunuzda temel olarak ne öğretiliyor? İş yeri. Kaydı ve analizi iş yeri kaydı ve analizi Google Harita iş yeri kaydı ve marka analizi kurs görüntüsü diyor. Tasarım ekibimiz tarafından tercihlerinize ve tarzınıza göre hazırlanan haritada bir görselle kursunuzun farkını ortaya koyun. Ücretsiz görselinizi edinin diyor arkadaşlar. Bir sonraki derste de bunları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar kursumuzda temel olarak ne öğretiliyor diyor. Buraya Google yazıyoruz direkt. Google işletme alıntıları, analistik raporları benim işletmem direkt yazıyoruz. Başka bir konu önerin diyor. Biz buna gerek duymuyoruz. Tasarım ekibimiz tarafından tercihinize ve tarzınıza göre hazırlanan harika bir görsel ile kursunuzun farkını ortaya koyun. Ücretsiz görselinizi edinin. Görselinizi kendiniz oluşturduysanız görselin kabul edilmesi için görsel kursu görüntüsü kalite standartlarımızla karşılaştırılmalıdır diyor. İyi hazırlanmış bir tanıtım videosu izleyen öğrencilerimizin kursunuza kursumuza kaydolması 5 kat artar. Harika bir videoyu bu oranı 10 katına kadar çıktığını gördük. Nasıl bir harika videolar hazırlayacağınızı görün diyor. Şimdi burada videolar hazırlayacağız. Ne anlatmak istiyorsunuz? Hayır bir tanıtıcı intro gibi bir şey. Bunun için tabii ki biraz zamana ihtiyacımız var. Ama size şunu göstermek istiyorum, ee, ücretsiz görselinizi edinin'e tıkladığınızda burada size tasarlanmış bir kurs görüntüsü edinin dediğinde istediğinizi seçin diyor bakın. Resimli, fotoğraf, kombinasyonlu Fotoğraf, resimli Kombinasyonluyu seçeceğim arkadaşlar. Kursun adı nedir? Google benim işletmem. Kısaca neyi öğrettiğinizi açıklayın. Google haritalara haritalara kayıt olma, silme ve yönetme diyoruz arkadaşlar. Google Haritalara kayıt olma, silme ve yönetme deyip kaydediyoruz. Yeni iş yeri, iş yeri ekleme ve marka tanıtımı. İş yeri ekleme ve marka tanıtımı dedik. Ondan sonra nokta dedik. Kurs kimliği buraya e, yazılıyor. Udemy e-postası. Kurs kimliğini bilmiyorum şu an nerede olduğunu. Ama e-postamı yazıyorum. Kursunuz şu anda inceleniyor mu? Yok, hayır. Ve aşağıya geçiyoruz arkadaşlar. Son adım isteğe göre diyor. Udemy sizin için oluşturulan kurs görüntüleri, lisanslar diyor. Gönder diyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bu alanı doldurun diyor. Bakalım bu alan neymiş. Size bir kurs kimliği veriyor muhtemelen. Ee, şöyle yapalım bunu. Türkçe'ye çevir diyelim. Kurs kimliğinizi nasıl bulursunuz? Kurs kimliğinizi destek ekibinizi sağlamanız gerekiyorsa aşağıdaki adımda izleyerek hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Kurs yönetimi sayfasına gidin. Buradan daha fazla bilgi görüntülenebilir. Aşağıdaki kurs kimliğine ihtiyaç duyduğunuz kurs simgesine tıklayın. Sayfa yüklendikten sonra yukarıdaki adres çubuğuna bakın. Kurs kimliği URL'nin ortasında bulunur. Genelde zannedersem şurada ID numarası gibi. Bakalım bizim kurs kimliğimiz neredeymiş. Şimdi burada kurs kimliğimiz şu muhtemelen. Bunu tıklıyoruz. Kopyalıyoruz. Kurs diyor zaten gördüğünüz gibi. Udemy.com kurs kimliğini yazdık. Hani bu kaçıncı kurs yer? 251 bin şey 2 milyon 515 bin 162 2 milyon 5 2 buçuk milyon kişi kurs vermiş inanılmaz bir rakam gönder diyoruz arkadaşlar harika diyor istediğiniz üzerine çalışıyoruz Tasarımlarınızın tamamlanması 5 gün sürebilir hazır olduğunuzda size e-posta göndeririz değişiklik yapma veya takip etmek istiyorsanız bizimle eğitmenler prometri, prom portemi.com adresine bize ulaşın diyor. Ondan sonra bu şekilde size ulaşacaklar arkadaşlar. Gayet yardımcı oluyorlar bence. Hani tasarım resmi de güzel bir şey. Ondan sonra burayı da yaptık. Hani bunu da kaydet diyelim en azından. Değişikliğiniz kaydedilmedi. Lütfen aşağıdaki hataları gidelim. Evet. Eğitmen profilleri. Kursun yayınlanabilmesi için bu kursta görüntülenen tüm eğitmenlerin profillerini tamamlamaları gerekmektedir. Buna ad, görüntü ve özgeçmiş kısa bir özeti minimum 50 kelime dahildir. Eğitmen biyografiniz en az 50 kelime uzunluğunda olmalıdır. Eğitmen görüntüsü gereklidir. Profilinizi güncelleyin diyorsunuz arkadaşlar mecburen. Fiyat belirlerken de çünkü bunu soracaktır. Web sitesi URL'si istiyor. Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube kullanıcı adı vesaire. Udemy mühendis veya mimar. Dilerseniz buna da biraz sonra geçelim. Hepinize merhaba bir Udemy kursundan. Şimdi buraya profil ve ayarlara isim, soy isim, başlık, özgeçmişi yazıyoruz. Buraya kısa bir özgeçmiş. Dil Türkçe. Web sitesi URL'si. Bizim web sitemiz bu. Web sitesi URL'lerimizi yapıştırıyoruz. Kanalımızın URL'si bu. Kanalımızın URL'sini yapıştırıyoruz. Bu şekilde burayı tamamladıktan sonra profil resmi minimum 200-200 piksel maksimum 600'e 6000-6000 piksel. Bu şekilde kaydediyoruz. Gizlilik ayarları ve profil resmi. Dilerseniz profil resmini kaydedelim. Görüntü yükle diyoruz arkadaşlar. 1000 çarpı 1000 piksel resmimizi yüklüyoruz. Bu şekilde görüntüyü kırpmaya gerek yok zaten. Kaydet diyoruz kırptıktan sonra. Maksimum 6000 piksel, minimum 200 piksel. Bu şekilde kaydet diyoruz. gizlilik ayarlarına geldiğimizde profiliniz arama motoru sonuçlarında gösterilsin, aldığınız kursları profil sayfanızda gösterilsin. Kaydet diyoruz. Udemy profiline geliyoruz. Udemy profilini de bu şekilde gördükten sonra kurs, iletişim, performans, araçlar, kaynaklar sol tarafta gördüğünüz gibi kursunuzu tamamlayın. Kursunuzu yönetin. Burada 50 kelime karakter uzunluğunda yazdık. Bunu kaydet diyoruz tekrar bakalım ne nerede sorun çıkartacak. Şöyle yapalım. Tekrar kaydetleyelim. Bu alan en az 50 kelime uzunluğunda olmalıdır. Ha, 50 kelime uzunluğu en az. Bizim kelimelerimiz yetersiz gelmiş. Ben de eksik oldu zanned şey oldu zannediyorum fazla. Markanızı tanıtma, yerel işletme ziyaretlerini arttırma Google işletmeler, haritalar, yeni iş yeri, yerel kayıtları yapabileceğiniz ve potansiyel müşterilerinize daha iyi hizmet etmeye yarayan, potansiyel müşterilerinize daha iyi hizmet etmeye yarayan bir uygulama dersidir. Markanızı tanıtma ve yerel işletme ziyaretlerini arttırma yöntemidir. Arttırma yöntemidir. Şehrinizdeki İşletmeleri kaydetme ve o işletmeye uygun reklam vermeye yarayan bir kurstur. her işletme sahibinin özellikle bu kursumuza kayıt olmaları olmaları daha fazla müşteriye ulaşma imkanı sunacaktır. Örnek Havalimanları Havalimanlarında bulunan işletmeler özellikle yeni hava limanına taşınan işletmeler eski konumlarına bu yöntemle değiştirip taşıyabilirler. Araba kiralama ve ustalık isteyen araba kiralama ve ustalık isteyen bu benim işletmem sayesinde online randevu alıp para kazana bilirler. Kısacası bu. Yerel işletmelere uygun bir ders bu. kaydet Kaydedelim. Değişiklikler başarıyla kaydedildi arkadaşlar. Burada tabii biz en önemlisi burada bir tanıtım videosu çekeceğiz. profil açıklaması 50 kelimeden uzun olmalı diyor arkadaşlar. Özgeçmiş. Ee, ben özgeçmişi yazdım buraya. Kaydetmedik mi? Ne yaptık? Youtube kanalını da yazdım. Kaydet dedik. Demek ki dememişiz veya dediğimiz halde kaydı olmadı. İkisinden biri. Bunları bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Profil resmi dediğim gibi Udemy profil. Buraya özgeçmişin 50 kelimeden fazla yazıyorsunuz. Başlığı da 60 kelimeyi geçmiyorsunuz. Buraya mutlaka bakın iyi hazırlanmış bir tane tanıtım videosu İzleyen öğrenciler kursunuza kaydolma olasılığını 5 kat artar diyor. 5 kat arttır diyor. Nasıl harika videolar hazırlayacağınızı öğrenin diyor. Bunları da yaptıktan sonra kaydet diyeceğiz. Şimdi geldiğimiz nokta müfredatı geçtik. Kursunuzu yayınlayın bölümündeyiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize Udemy kursundan merhaba arkadaşlar. Kursumuzu planladık içeriğimizi oluşturduk. Kursumuzu yayınlama alanına geldik. Biliyorsunuz kursu yayınlamada kurs açılış sayfası alt yazıyı geçmişti. Kurs açılış sayfasında bize tasarım kurs görüntüsü video sormuştu. Bize bir tane Udemy'den tasarım geldi. Bu şekilde Türkçe'ye çevirip size bunu da göstermek istiyorum kursunuz için kullanılan yer tutucu görüntüsünün zamanında değiştirilmesi gerektiğini lütfen unutmayın diyor. İlgili talimatları buradan okuyabilirsiniz diyor. Kurs görüntüsünü nasıl yükleyeceği ile ilgili. Buradan okuyabilirsiniz diyor. Buradan erişebilirsiniz diyor. Ve PNG olarak eklentileri açtığımızda bizim için görüntü oluşturulmuş bu resim. Esmi farklı kaydet deyip masa üstüne kaydediyoruz. Ve biz küçük bir video oluşturduk arkadaşlar. Kursumuza gelip burada gördüğünüz gibi tasarım dosya yükle seçili dosya yok. Gibi bir, 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 bir sürü şey söylüyor. Ücretsiz görselinizi edinin diyor. Evet şimdi bunu yüklüyoruz. Kursumuz için değişik tasarımlar da yapabilirsiniz. Ben düz bir tasarımı tercih ettim. Baktım yapılan tasarım Udemy tarafından hoşuma gitti. Güzel, gayet iyi, anlayıcı, anlaştırıcı bir şey olmuş, ayrıştırıcı bir şey olmuş. Şimdi burada da iyi hazırlanmış bir tanıtım videosu diyor. Dosya yükle dediğimde şurada Mars'tan başlayarak değişik bir video hazırladım. Meraklandırıcı video hazırlamanız daha iyi arkadaşlar. Merak her zaman için videoyu satın aldırır. Kursu satın aldırır. Belli bir çevreden, mecradan da yayın yapmanız önemli. Videoyu yüklerken sizden şunlardan bahsetmek istiyorum. Size şunlardan bahsetmek istiyorum video yüklerken. Mikrofon Rode NT USB mikrofon bizim. Ses kalitesi bakımından iyi bir mikrofon olması lazım. Udemy kursunun bana sorarsanız en önemli İsteğine ne derseniz kalite. Bu kalite ses kalitesi birinci çünkü sesiniz gidiyor ses anlatıyor. İkincisi görüntü kalitesi. Ekran sıklığını aldığınız zaman görüntüsünü kaydettiğiniz zaman Bendicam videosunu kullanıyorsunuz. Bendicam programını kullanıyorsunuz. Eğer kötü bir mikrofonla arkadan ses gelen bir kayıt yapıyorsanız cızırtılı bir kayıt yapıyorsanız ve ses kaliteniz iyi değilse bu da olmaz. Rode NT mikrofonu olmaması, olması şart değil. Çok iyi bir ses kartınız varsa her türlü mikrofon da olur. Biz niye Rode USB mikrofon alıyoruz? Kablosu uzun birincisi. İkincisi bilgisayar gürültülerinden uzak bir yerde teksi okuyup ders verebilirsiniz monitörün olduğu tarafta. Üçüncüsü de Rode mikrofon birçok YouTuber tarafından kullanılıyor. Birçok kurs veren tarafından kullanılıyor. Ee, zaten Kaliteyi şöyle anlayabilirsiniz. Rode NT'de kaydedilmiş ve başka bir mikrofonla kaydedilmiş iki sesi kaydettiğiniz zaman, karşılaştırdığınız zaman kalite çok çok ortaya çıkıyor. Arkadaki sesleri yok ettiğinizde ses kalitesi de bozulmuyor Rode NT'de. O yüzden ne çok kendinizi böyle yakına getirin. Bakın konuşurken böyle patlamalar olur çünkü. Ne de çok böyle uzakta tutun. Tam ortada ön taraftan alıyor sesi tam ortada bu şekilde kaydedebilirsiniz. Ekipman çok önemli. Kaydedersiniz çok dandik görüntü olur, HD olmaz. Ses kalitesi iyi olmaz. Ondan sonra da nasıl diyeyim, hani hiçbir ilerleme kaydedemezsiniz. E, onaya gönderdiğiniz zaman da Udemy kabul etmeyebilir. Şimdi bunu da yükledik arkadaşlar. Hepsini yükledik. Fiyatlandırmaya geliyoruz arkadaşlar. En önemli kısımlardan bir tanesi de fiyatlandırma. Ha bu arada dur bunu iptal diyelim. Ön izlemeyi göstermek istiyorum size. Şu ana kadar yaptığımız bütün ayarlamalar bunlar. Muhtemelen video yüklenecek. Yüklendikten sonra da onaya girecek. Onaydan sonra bu kursu ön izle de çıkacak. Gördüğünüz gibi bütün yazdıklarımız burada çıktı. Eğitmen hakkında işte görüntü vesaire. Mesela paylaşım ve maksimum 30 dolar kazanın diyor. Hemen kaydolun diyor. Şu an ücretsiz gözüküyor. Fiyatlandırma yapmadığımız için. Fiyatlandırmaya gelelim. İptal diyelim bir saniye. Yaptığımız değişiklikleri kaydedelim. Şöyle yapalım. görüntüyü kırp dedik. Evet. Bunlar da tamam. Kaydediyoruz arkadaşlar. Kaydedildikten sonra fiyatlandırmaya geliyoruz. Fiyatlandırma en önemli kısımlardan bir tanesi. TL'yi seçiyoruz burada. 49.99 birinci kademeyi seçtik ve sağ tarafta bir uyarı geldi. Kursunuzun fiyatını belirlemek için lütfen burada üst düzey eğitmen başvurusunu tamamlayın. Kaydet devam et dedik. Görüntü aynı şekilde kaydet devam et dedik eğitmen şartları diyor. Neyse bunu zaten kaydetmiştik. Eğitmen şartlarına gelelim. Atla diyelim. Yüklediğimiz için. Udemy eğitmen şartlarını okudum, kabul ettim. Bunları mutlaka okuyun arkadaşlar. Burada para iadesi olduğu için size nasıl para gönderilecek? Sizin yapmamanız gerekenler nedir? yapmanız gerekenler nedir? Hüküm ve şartlar nedir? Hani bunlar çok önemli. Bir davalık olursanız Allah korusun. Bakın gelir payı. Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Eğer Udemy sizin kursunuzu pazarlıyorsa %47 veya %50 gibi siz alıyorsunuz. Eğer siz satış yapıyorsanız %3 oranında Udemy alıyor ve siz %97 gibi bir para almış oluyorsunuz. Bu bu konuda çok önemli. Bakın para iadeleri, ticari markalar. Ticari markalarınız yayınlanmış bir eğitimden ve aşağıdaki gereklik, gerekliklere tabi iken yani sizi yetkilendirdiğimiz durumlarda kullanabilirsiniz diyor. Hani bunlar önemli arkadaşlar. Bunları okuyun. Udemy öyle ıı, basit bir işletme değildir. Bunları mutlaka okuyun. işaretleyin. Kaydet ve devam edin. Udemy pazarlama. Bakın burası çok önemli. Udemy'nin pazarlama programları var. Udemy katılımcıyı tercih edebileceğiniz bazı isteğe bağlı pazarlama programları sunar. Bu programlar kurslarınız için optimum fiyat noktasını bularak ve kurslarınızı farklı pazarlar kanallarıyla aracılığıyla tanıtarak gelir politika potansiyelinizi arttırmanıza yardımcı olabilir diyor. sabit fiyat promosyonlar, yüzdelik promosyonlar. Udemy teklif programının promosyon politikası şartlarını okudum kabul ediyorum. Şimdi yüzdelik promosyonlarda ne var? Udemy'ye kursunuzu taban fiyat üzerinden %75'e varan bir indirimle sunma imkanı tanır. Sabit fiyat promosyonları Udemy'de kursunuzun en faz en az 10 dolar veya yerel eş değeri fiyatı sunma imkanı belirli ülkeler hariç tanır. Bu taban fiyatı üzerinden %75 fazla indirim anlamına gelebilir. Fark etmez arkadaşlar. Pazarlama destek programı diyor. Biz hepsini kabul ediyoruz. Ödemeye güveniyoruz zaten. Kendi reklamımızı da kendimiz yapacağız. Oraya da geleceğim. Şimdi bakın, burada ödeme almak istediğiniz yöntemi bu sayfada seçin diyor. PayPal olmadığı için Türkiye'de şunu seçeceğiz. Hesap etkin değil, bağlanın dediğinde promosyon anlaşmalarını yönet var. Bağlanın dediğinde şurada bir hesap açacaksınız. Gördünüz mü? Küresel ödemeler kolay hale getirildi diyor. Pay, PayPal gibi aynı bu da. Lütfen tercih ettiğiniz ödeme seçeni seçin ve hesabınıza, hesabınıza kaydolun. Ön ödemeli Mastercard banka transferi. Bir saat içinde doğrudan Mastercard hesabınıza ödeme alın. Dünyanın her yerinde e, herhangi bir yerinde harcayın veya çekin. Yani biz bunu banka transferlerini e, yapmak durumundayız. İsterseniz bunu bir sonraki dersimizde anlatalım. Hepinize şimdilik hoşçakalın Bir sonraki Udemy dersinde görüşürüz. Bir Udemy dersinden daha merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Banka transferini seçtik. Kaydolun diyoruz. Bir dakika. Bir daha deneme diyeceğiz. Bakalım nereye yönlendirecek bizi. Şimdi arkadaşlar İngilizce bir site bu. Şöyle yapalım. Fazla vakit geçirince sizi atıyor. Bağlanın diyoruz. Bağlanın dedikten sonra sizi yönlendiriyor. Oraya da üye olmanız gerekiyor büyük ihtimal. Kaydolun dedik. Evet, banka transferi kurulumu diyor. Bireysel ad At, soyadı yazıyoruz buraya arkadaşlar. Maalesef Türkçe karakter seçmedi. Evet, uğla yazacağız arkadaşlar. e-posta adresi her zamanki e-postamızı yazıyoruz. transfermatiketotmail.com Arkadaşlar buraları dolduracağım ben. Fakat şu anda gizlilik nedeniyle size buraları göstermemem gerekiyor. Buraları doldurup geçeceğim. Arkadaşlar bu siteye üye olduk. Gizli bilgiler olduğu için onları geçtikten sonra tekrar bağlantıyı açtım. Gördüğünüz gibi birkaç gün içinde bana haber verecekler. Beklemede yazıyor ondan sonra ödeme yöntemine bağlanın dedikten sonra şimdi deneyelim hatta bağlanın diyelim bakalım. Yani tekrar aynı yere gönderiyor. Geri gelelim. Beklemede diyor arkadaşlar. Beklemede dediği için şu an için bekliyoruz. 2-3 gün içinde haber gelecek. Şimdi buraya tekrar geldik. Udemy profiline web sitesi URL'si, Facebook, LinkedIn, YouTube bu şekilde profil resmi, gizlilik ayarları Udemy profilinize yükleyebilirsiniz. Bunlar daha sonra da yapılabilir. Test videosu mesela. Ses, video ve sunumla ilgili ücretsiz geri bildirim alın diyor. Test videosunu da yükleyebilirsiniz. Ekipmanım var demiş. Ya bu şekilde şu an için birkaç saat veya bir gün müddet olması lazım. Biz buradan hesaba giriyoruz. Şöyle hesaba girelim hesaba geldik. Kursa geldik. Bu şu kursun ayarları. Bu bu kursun ayarları. Mesela şurada bakın çok az bir boşluk kalmış. Onun üstüne tıklayarak gerekli bilgileri dolduracağız. Şu an için fiyatlandırmaya girdiğimizde kursunuzun fiyatını belirlemek için lütfen buradan üst düzey eğitmen başvurusunu tamamlayın diyor. Biz üst düzey eğitmen başvurusunu tamamladık. Son bir şey kaldı. Bu da beklemede diyor. Dilerseniz onu da bir sonraki kursumuzda görelim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Evet arkadaşlar bir UDEM eğitiminden merhaba hepinize. Üst düzey eğitmen olmak için Biliyorsunuz ödeme yöntemine bağlanmamız gerekiyor. Ve lokal bank transfere bağlanmak için üye olduğumuz yerden onay geldi. Şimdi bağlanın diyoruz. Ve bekliyoruz. Şu anda bağlanmış. Türkçe diline çevir diyoruz. Bir önceki dersimizde buraya bağlanmayı göstermiştik. Şu an aktif ödeme yöntemi olarak duruyor. Promosyon anlaşmalarını yönet dediğimizde Promosyon anlaşmaları yönetme eğitmen şartları, ödeme eğitmen şartlarını okudum kabul ediyorum şunları kabul ediyorum deyip kaydet diyorsunuz. Burada herhangi bir sakıncalı bir şey yok. Kesinlikle aklınıza öyle bir şey gelmesin. Kurs bölümüne geldiğimizde yeni kurs, daha önce yarım bırakılmış kurs. Şu anda kursunuz düzenleyin yönetine geldik. Fiyatı belirleyeceğiz. Ödeme yöntemini bağladık. Görüyorsunuz sol tarafta okeyli işaretler yaptığımız Alt yazıyı isteğe bağlı yapmadık. Altyazı yapabilir Japonca, İngilizce, Almanca gibi. Şimdi fiyatlandırmaya geleceğiz. Arkadaşlar burada fiyat seçerken pahalı seçmeye uğraşmayın. %70 zaten indirim yapıyor. Hani şöyle düşünün. Şunu yapmayın. Niye yapasınız ki? Sizin kursunuzu en düşük fiyattan seçip kaydedin ki kişiler hem indirimli alma fırsatını bulsun hem de size yorum yapsın. Neden diyeceksiniz? Yorumsuz bir kursu kim ne yapsın? Bakın 49.99 kademe 1. Kurs mesajları. Şimdi burası çok önemli. Birisi sizin kursunuzu aldı. Karşılama mesajı ne olmalı? Kurs içeriğiyle etkileşime geçmeleri için teşvik etmek üzere öğrenciler kursunuza katıldığında veya kursunuzu tamamladığında otomatik olarak gönderecek mesaj. isteğe bağlı yazın. Bir karşılama veya tebrik mesajı göndermek istemiyorsanız metin kutusunu boş bırakın. Yani ben burayı karşılama mesajı olarak şöyle bir şey yazacağım. Çok iyi yaptın aramıza katıldın. Şu sana iyileşen dünyada bir değişiklik yapmaya ne dersin? Evet diyorsan eğitim videoları seni bekliyor. Her sorun cevaplanacak. Hoş geldin. Çok memnun oldum. 5 saatlik eğitimin sonunda iyi veya kötü yorumlarını bekliyorum. bilgi paylaştıkça büyür değer kazanır. Şöyle yaptım bakın. Çok iyi yaptın aramıza katıldın. Şu sanayileşen dünyada bir değişiklik yapmaya ne dersin? Evet diyorsan eğitim videoları seni bekliyor. Her sorun cevaplanacak. Hoş geldin tekrar. Tekrar hoş geldin yazmadım. Hoş geldin. Bu iyidir. Çok memnun oldum. Bu da tebrik mesajı bitirdiği için. 5 saatlik eğitimin sonunda iyi veya kötü yorumlarını bekliyorum. Bilgi paylaştıkça bir değer kazanır. Sen de bu kursu beğen misindir inşallah beğenmişsindir inşallah dedim kaydet dedim arkadaşlar hepsini bitirdik ve evuzu besmele çekerekten evzu billahi mine şeytanir bismillahirrahmanirrahim inceleme için gönder diyoruz. Göndermeden önce lütfen doğrulama işlemini tamamlayın. Udemy platformunun itimat ve güvenliğini sürdürmek için kursunuzu incelemeye göndermeden önce kimliğinizi doğrulamanız gerekmektedir. Bu işlem yalnızca birkaç dakikanız alır. Öğrenim toplumumuzun bütünlüğünü korumamıza yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Doğrulama işlemini başlatacağım arkadaşlar. Fakat bu özel bilgiler gerektirdiği için size söyleyemeyebilirim veya göstermeyebilirim. Eğer bu videonun devamını izliyorsanız özel bir şeyler sormamışlardır. Eğer devamını izleyemiyorsanız özel bir şey sormuşlardır. Hepinize kolay gelsin şimdiden. İyi günler. Doğrulama işlemini başlattı. Arkadaşlar lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin diyor. Bu kursun içeriğini ben oluşturdum. Bu kursun içeriğini Udemy'de yayınlamak için gereken tüm haklara sahibim diyorum. Devam diyorum. Türkiye'de yaşıyoruz. Bakın. Posta kodu, sokak adı diyor. Ben şimdi Türkiye diyorum. Bana diyor ki alternatif işlemlere göz at. He, ne diyor? İçerik sahibini bildirmek veya yayınınızı içeri kullanmak için gereken haklara sahip olduğunuzu be beyan etmek üzere lütfen Udemy adresine video gönderin. Videonuz yüzünüzü göstermeniz aşağıdaki aşağıdakileri belirtmeniz gerekmektedir. Tam yasal adınız, yayınladığınız kursun adı, aşağıdaki içeriği kullanmak üzere sahiplik veya hak beyanı, tam yasal ad olarak ben kurslarımda kullanılan tüm içerikleri nasıl sahip oldum ve gerekliyse başka bir kişiye ait olan içerikleri kullanmak için gereken tüm hakları almış olduğumu yemin ifade çerçevesinde beyan ederim. Lütfen e-posta gövdesinde yukarıdakilerin tümünü yazılarak belirtin. Doğrulama videosu gönder. Bir video gönder diyor arkadaşlar. Bunu ben kopyalıyorum. Ekran screenini de alıyorum. Şöyle bir de kopyalayalım. Doğrulama videosu gönder diyor bakın. Evet bunu da göndereceğiz arkadaşlar. bu şekilde yazıyoruz. Şunları okuyoruz. Evet. Tamamen bu arkadaşlar. Sonra da doğrulanmış olacak. Ücretli eğitmen oldunuz. Merhaba Süleyman, tebrikler. Üst düzey ücretli eğitmen oldunuz diyor. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Burada da bu kursumuz bitti. Udemy'ye nasıl video yüklenir? Bunu gördük. Hepinize kolay gelsin. İyi günler. Arkadaşlar üyelik doğrulama sürecini anlatıyorum size. Udemy kursuna hoş geldiniz. İlk önce bir video çekiyorsunuz. Ben bu kursun sahibiyim. İsmim şu, soy ismim şu. Ve şöyle Süleyman Gül olarak ben kurslarımda kullandığım tüm içeriklerin asıl sahibi olduğumu ve gerekliyse başka bir kişiye ait olan içerikleri kullanmak için gerekli tüm hakları almış olduğumu yeminle yeminli ifade içerisinde beyan ederim deyip yüklediğim bütün derslerin başlıklarını yazıyorum. 20 megabaytı geçmeyecek şekilde bir video çekiyorum. 20 megabaytı geçtiği zaman video otomatikman Udemy sisteminde, Udemy sisteminde kullanılmıyor. 20 megabaytı büyük bir video göndermek için dosyaya sıkıştırmanız veya Google Drive, YouTube veya Dropbox'a e, hizmetlerine faydalanmanız gerekiyor diyor. Ben gene QHD şeklinde HD değil de bir alt kademesinde 20 MB açmayacak şekilde bu videoyu yükledim. Ve şuraya Udemy'e gönderdim. Sonra tebrikler Udemy'e hoş geldiniz. Hesabınız başarıyla doğrulandı. Hazır olduğunuzda lütfen kursunuzu kalite inceleme sürecine gönderin. Sürecin yaklaşık 2-3 gün, 2 üç gün iki iş günü sürebileceğini lütfen unutmayın. Kurs sayfanıza erişmek için buraya tıklayın ve iyi eğitimler diyor bu şekilde geldik. Kursumuzun üstüne tıklıyoruz. Kursumuzu düzenledi. Çünkü bütün burada 5-6 tane de kurs verebiliriz. 10-15 tane de. Hepsini gördüğünüz gibi okeyledik. Yalnızca alt yazı isteği isteğe bağlı olduğu için onu yapamadık. Yapsanız daha iyi olur arkadaşlar. İnceleme için gönder diyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kursa ait URL şu. Google benim işletmem haritaları ekleme. Bu başlık çok önemli. Google benim işletmem haritaları ekleme başlığı Google'da da çıkacak. Kurs URL'si 8 ile 70 karakter uzunluğunda olmalıdır ve rakamlardan oluşamaz. URL ya yani bu şekilde URL oluşacak. Bu uzantısı uyarı kurs URL'si ayarlandıktan sonra bir daha değiştirilemez. Google My Business'ta diyebilirsiniz. Google benim işletmemin dememin nedeni şu. Genelde bilinen hatlar böyle. Aşağıdaki düğmeye bastığınızda Udemy ekibi inceleme işlemi başlayacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra öğrenciler kursunuz mevcut fiyattan 49.99'dan kaydolabilir. İnceleme için gönder diyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi en ucuz fiyatı seçin arkadaşlar. Size %70 indirim yapsın 10 liraya satılsın kurs. 10 liraya 20 liraya satılsın ki oradaki izleyenler desin ki size şu şekilde çekseydin daha iyi olurdu böyle olsaydı daha iyi olurdu desin ki siz kendinizi daha da geliştirin. Sakın kusurlarınızı söyleyen kişilere kızmayın. Sizin gelişmeniz için kusurlarınızı görmeniz şart. Benim düşüncem bu. Yüdemiye kesinlikle bakın değerlendirmede gözüküyor. Gönderim tarihi Ağustos 26. Yüdemiye kesinlikle ve kesinlikle çok güveniyorum. Kaliteli içerikler hazırladıklarını düşünüyorum kaliteli insanların burada olduğunu düşünüyorum. Ama piyasadaki açığı siz görebilirsiniz. Google benim işletmem harita ekleme yok mu burada? Var. Hem de ücretsiz iki tane var. Ama 34 dakika veya bir saat. Benim gibi böyle kapsamlı anlatan yok. Ve bunu ciddi manada yerlerde belli reklam yerlerinde tanıtırsanız düşünün bin tane kurs attığınızı düşünün 5 liradan 1000 çarpı 5 Allah bereket versin. Kim dururken 5000 lira kazanıyor? Hem bilginizi yeni insanlarla paylaşmış oluyorsunuz, bilginiz zekatını vermiş oluyorsunuz. Hem de burada bakın Google dijital pazarlamayı öğrenin kursu var. Bunu tamamlayacağım. Google AdWords Ads e, kursunu tamamlayacağım. Photoshop kursu var. Ya yani ben buraya 20 30 tane kurs yüklemeyi düşünüyorum. Bu çektiğim kursu Udemy'ye nasıl video yüklenir bu kursu paylaşacağım. En azından kafada soru işaretleri bitmiş olur. Çünkü Udemy'ye ben nasıl çekim yapacağım diyen arkadaşlara şunu söylüyorum. Bir kere ekran sıkrını çekecek kaliteli bir bendikem e, video programı. Bir de rot mikrofon alın. Mutlaka rot mikrofon alın. Çok pahalı biliyorum 1600 lira. Belki de hani durumunuz yok. Yeni öğrencisiniz veya yeni öğretmen çıktınız. Bir para kazanmak için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama bir yerden başlayın inanın. Başladıktan sonra hepsi çorap söküğü gibi gelir. Hiç vazgeçmeyin. Rot mikrofonu da Letgo'dan ikinci elden 800'e 700'e bulabilirsiniz. Gidip alın görün temiz mikrofon zaten. Şu an ses kaydım oradan oluyor. Çok kaliteli bir mikrofon. Hepinize iyi kurslar. İnşallah siz de Udemy'e video yüklersiniz, ders yüklersiniz. İnşallah birileri sizin de olumlu olumsuz yorum yapar. Kendinizi daha da geliştirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi ders.